Şu anda yaşadığım yer olan New York'taki sanat atölyemdeyiz. Bizim neslimiz için diğerlerinden üstün birkaç ressam sayabilirsiniz. Bunlardan ilk akla gelenler Matisse ve Picasso. Bunun sebebi ressamın etkisini bilmekten ziyade yaptığı eserlerin etkilerini bilmemiz olabilir. Diğer yandan eğer onları benim gibi tanıyorsanız, etkileri kendi kişiliğinizle tepki verdiğiniz için azalacaktır. Bu eser 1962 yılına ait ve adı Birth, yani doğum. Önce burada boyun gibi iki parçaya ayıran bir şey var, sonra da vücut ortaya çıkıyor. Bu gördüğünüz ise 1966 yılına ait ve adı da Silical Space. Yani döngüsel boşluk. Sanırım bu eseri Londra'da yapmıştım. Ve yanılmıyorsam o zamanlar Leicester Galerisi'nde sergilendi. İşte burada bir maymun görebilirsiniz. Maymun insan benzeri hareketlere sahiptir. Fakat bir insan değildir. Ve papa, insana benzer bir konuşma gücüne sahiptir. Fakat yine de bir insan değildir. Ve burada gördüğünüz şeye de isterseniz Tanrı'nın gözü diyebilirsiniz. Her şeyi izliyor ve şöyle düşünüyor. Hiçbir şey sonsuza dek sürmez. Burada gördüğünüz iki veya üç günlük bir çalışmanın eseri. Genellikle önce gri ve beyazla çalışırım. Sarı zaten üsttedir. Bir şekilde istediğimiz renge ulaşırız. Çoğu zaman neden bu şekilde resmettiğimi bilip bilmediğimi sorgularım. Daha sonra yorum katmak için biraz resim yaparım. Fakat herhangi uzun bir çalışma yürütmem. Çünkü gördüğünüz gibi bunu ilk başta gerçekleştirirsem bu oldukça sinir bozucu ve sıkıcı olur. Tekrara düşerim. Kendinizi tekrarladığınızda enerjiniz tükenir ve yavaş yapmak zorunda kalırsınız. Resim yaparken hızlı olmak zorundasınız. İyi olmasa dahi en azından hızlısınızdır. Ve hızlı olduğunuzda yavaş olduğunuzdan daha iyisinizdir. Bu sayede enerjinizi resme duyduğunuz ilgiye aktarabilirsiniz. Bence en önemli şey bu. Renkler benim için çok önemlidir fakat aynı zamanda resimlerimin bir şekilde müzikle ilişkili olduğunu düşünüyorum. Bu sanki olayların üzerine majör veya minör anahtarlarıyla çalışmak gibidir. Gördüğünüz eser 1958 yılında Paris'te yapıldı. Paris'te müzayedeye girmişti ve fark edince satın almak istedi. Bazı yılların resimleri hala eksik. O yüzden içinde benim eserlerim de olan bir müzayede yapıldığında bazılarını geri satın almaya çalışıyorum. Hala eksikler yok değil. Bildiğiniz gibi ilk resmimi 1939 yılında 17 yaşındayken yapmıştım. Ve şu an 91 yaşındayım. Bu da ne kadar uzun bir zaman aralığından bahsettiğimi gösteriyor.